İpin Sırrı. Bağdat'ta dul bir kadın 6 öksüz çocuğu ve bir de ihtiyar anasına bakardı. Kadın geçimini sağlamak üzere hafta boyu el emeği verir, göz nuru döker, iplik eğirir, pazara çıkar ve anası ile çocuklarının rızkını temin etmeye çalışırdı. Vakti tamam olunca dul kadın vefat etti. Çocukların bakımı ise ihtiyar kadına kaldı. İhtiyar kadın, "Ya Rabbi, bu öksüzlerin, yetimlerin rızkını ver," diyerek sabah erkenden pazarın yolunu tuttu. Yolda giderken şeyhle karşılaştı. "Bir miktar ipliğim var, pazara götürüp satacağım. Ver bakalım. Benden 600 dirhem ip isteniyor. Bunu ver de ben satayım." "Memnuniyetle, lütuf buyurmuş olursunuz efendim," dedi ve ipi verdi. Şeyh eline aldığı ipi şaka yolu ile mescidin damına attı. Atınca hemen nereden geldiği belli olmayan büyükçe bir kuş ipi kapıp gitti. Şeyh kadına dönerek, "Hatun, canını sıkma. İpliği satmaya gönderdim. Parası gelsin, ne kadar ettiyse alırsın." "Pekala," diyerek gider. Ertesi gün gelir, "İplik satıldı mı?" diye sorar. "Yarın gel paranı al," derler kadına. Gelenler tüccar olduklarını belirterek, "Altın Hazreti Şeyh'indir. Denizde yolculuk yaparken fırtına sebebiyle geminin yelkeni delindi. 600 dirhem ip olsa geminin yelkenini onarır. Yolumuza devam ederdik. Biz ellerimizi kaldırarak Allah'a dua ettik ve duamızda, 'Ya Sultanul Arifin, bize 600 dirhem kadar ip gönder. Sana 1000 altın vereceğiz.' diye yalvardık. Bir de baktık ki bir kuş gelip 600 dirhem ipliği geminin güvertesine bırakıp uçtu gitti. İhtiyar kadın gelip sordu, "Para geldi mi efendi?" Şeyh 1000 altını kadına verirken, "Benim satışım seninki kadar kârlı olmuş mu?" Kadın bir anda zengin olmuştu. Şeyh hazretlerine teşekkür ederek huzurundan ayrıldı.